Kaldım sokakta. Kimsem yok, anam yok, babam öldü, annem öldü. Beton yığınlarının arasına sıkışmış bir perde ve dışarıda kalan eşyalar. Çay ailesi bu sabah dozer sesleriyle uyandı. Yıkım tebligatı iddiaya göre ev sahibi tarafından kendilerine ulaştırılmayınca 4 kişilik aile sokakta kaldı. Bugün hava güzel, yarın yağmur var. Kaldım işte iki suyun arasında abi. 12 yıldır bu evde oturuyordu aile. 200 lira kira veriyorlardı bu gece konduya. Mutluydular. Ta ki ev sahipleri bu sabah başlarına gelecekleri iddialarına göre onlardan gizleyene kadar. Ev sahibi dedi ki çıkmayın dedi. Belediyeler geldi sabahleyin. Dediler ki çıkın dediler. Bizim elimizden bir şey gelmiyor dedi. Yıkım ekipleri geldi, onlar hemen dışarı çıkartıldı. Eşyaların hepsi taşındı ama ilk olarak evin kapısı söküldü. İşte bu oturdukları evin kapısıydı. Ardından da tek tek eşyaların hepsi çıkartıldı. Yani bu geceyi burada geçirmek zorundalar. Burada mı uyuyacaksınız şimdi? Mecbur, ne yapayım? Nerede yatacaksınız? Oraya bir şeyler sereceğim, orada oturacağım, böyle kıvranacağım, kalacağım. Şimdi Derya var, Memnune teyzenin kızı. Evli, şimdi alamıyor musun anneni evine? Vay, isterseniz buyurun gelin benim evime de. Bakın yerim yok yani, kaynanamın yanında kalıyorum. Öz kızı evini alamıyor. Mutfak, salon, banyo, her şey paramparça. Yemek yiyecek kapları bile eşya yığınının arasında. Yani bütün eşyaları evin önünde, yemek kapları, yemek tabakları, her şey burada. Birkaç tane tüp var şurada masanın üstünde. Şimdi aradan saatler geçmiş ama işte tek lokma yemek girmedi boğazlarına şu anda. Yıktıklarından beri böyleyim, dışarıdayım. Artık burada yaşayamayacaksın. Yaşayamayacağım işte, kaldım böyle. Telefonla ulaştığımız ev sahibi ise ailenin yıkımdan haberdar edildiğini iddia etti. Fakat bu sonucu değiştirmeyecek. Çay ailesi şimdi sokakta ve kara kara geceyi nerede geçireceklerini, arazide kalan eşyalarına nasıl sahip çıkacaklarını düşünüyorlar.